Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam. Geçen sene beni fırçaladıydın, hatırladı. Ne olmuş ona? Şu limonu bakım yaptım diye. Dedin ki bunu ne yaptın ne böyle sen? Ne anladık ki? Her tıp dalları kırılıyor. Yeri tutmaz oldu her tarafı. Çok aşırı mı verdin? Aşırı mı verdin? Ana fırçaya sen de şahit olduydun değil mi? Şimdi şimdi bakalım bakalım bu bakımını yaptığımız limon nasıl? Ama şimdi bakımı gene yanlış yapmışsın. Şimdi onu düzelteceğiz. Evet, şimdi babamın geçen sene bana fırça attığı limonun yanına gidiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dallarına şu anda dayak vermek zorunda kaldı. O kadar yoğun bir limon tuttu ki ve limon kalitesi harikulade. Ve bu limonda hiç limon olmuyordu. Yani ben budamasını yapıp dibini düzeltip organo mineralini ve humic asitini düzenli bir şekilde verdim. Babam bir daha benim bahçeme girme, benim ağaçlarıma dokunma diye beni bahçeden kovmuştu. Şimdi de yine çok aşırı tuttu, ne yapacağız biz bunu diye. Bana yeniden kızdı. Haklı mı? Bilemem tabii. Takdir size. Evet, görüyorsunuz. Şu anda yine bakım yaparken şu hatayı yapıyor. Bu direkt ağacın köküne su verilmez. İz düşümü dediğimiz etrafa yalak yapılır ve o şekilde gübreleme ve sulaması yapılır. Yapraktan yine mikro elementlerle birlikte humic asiti verilir. Bunlar verilince görmüş olduğunuz gibi ağacımız canlı ve üzeri dolu dolu olur. Yani bir ağaç bir aileyi değil 10 aileyi besleyecek meyve verir arkadaşlar. Yeter ki siz doğru bakımı yapın. Ağaçlar nankör değil, bitkiler nankör değil. Aldığını inkar etmezler. Evet, babamın fırçasını yemeye razıyız. Babama da güzel mahsul vermeye Allah'ın izniyle talibiz.